Merhaba arkadaşlar. Şimdi de uçağımızı silahlandırma vakti geldi. Artık bu sade bir F-16'mızda. Şimdi silahlandırma. Ben silahlandırma için birinci kademe şeyleri taktım. Bunları size nereden nasıl yapacağınızı göstereyim. Şimdi burada bakın silah istasyonları var. Yani 1, 2, 3 kanat altında, bir tane de tam böyle kanadın ucunda. Şurada gördüğünüz gibi. Aynı şekilde de burada var. 1, 2, 3, 4. 4 tane burada var. İçeride 3, dışarıda 1 olmak üzere tam böyle kenara gelen füzeleri takmak için. Toplamda 8 tane silah istasyonumuz var. Bunların hepsi aynı. Yani hepsi aynı. Siz sadece zaten burada dikkat ettiğinizde burada renkler vardır. Tam düzgün bir şekilde bakın şuraya yerleştirmeniz gerekiyor. Zaten altında ben belirttim. Sizin yaptığınız uçakta altında belirttiğim şekilde. Şimdi peki bunları nereden yapacağız? Şimdi şöyle bir durum var. İkinci kağıt, yani ikinci planı vereceğim ben size, tasarlamış oldum. Şurada bakın bir tane şöyle bir kısım var. Bunlardan 8 tane olacak. Siz de bunu 8 tane farklı yere, içeride 3, bir de kenarlara takacaksınız. Bir tane göstereceğim ben, yapacağım. Ondan sonra zaten bundan 8 tane yapıp yerleştireceksiniz. Bakın bunlar uçağa monte edilecek. Bunlar, yani daha kolaylıkla yakıt istasyonu, yakıt depolarını, İşte füzeleri buna takıp çıkarabileceksiniz. Amacım takılıp çıkarabilen bir şey yapmak. Yoksa yapıştırsaydık güzel olmazdı. Mesela değişik bir füze yaptık diyelim. Buna takıp çıkarabilmemiz lazım. Şimdi şöyle yapalım. Buradan gördüğünüz gibi bu şekilde çıkaracaksınız bunu. Peki bunu nasıl yapıştıracağız? Gördüğünüz gibi bunları önce katlamak gerekiyor. Şöyle. Şöyle hemen katlıyoruz bakın şu çizgilerden. Evet, bunun önünün kapanması için şöyle bir çıkıntı var. Onu da burada safarolu çizgi üzerinden katlamamız gerekiyor. Şu beyaz kısımlarda yapıştırma yerleri, onları da katlayalım. Evet, şöyle katlanabilir bir hale getirdik. Bakın şöyle katlanabilir bir hale getirdik. Şimdi bunu birleştiriyoruz. Şöyle şu şekilde, şu da şurayı kapatacak şekilde bakın. Şöyle. Yani amacımız şöyle bir şeyin oluşmasını sağlamak. Şimdi bunu yapıştıralım. Nerelere yapıştırıp süreceğimizi çok iyi bakın. Sadece beyazlara yapıştırıcı süreceğiz. Sürdük yapıştırıcımızı ve bu şekilde bakın bu buraya geldi, bu buraya geldi, güzel bir şekilde bir güzel bir istasyon, yani silah istasyonu takma yerimiz oldu. Şimdi bunu bundan 8 tane yapacağız arkadaşlar. Ben size bir tane de yapmayı gösterdim. Peki bunlar nereye takılacak? Bakın. Şurada gördüğünüz gibi takılmış bir tane var. Bunları alıp gelip şöyle. Ama burada yanlış takılmış. Ben birincileri yanlış taktım. Sonra diğerlerini doğru taktım. Şu bakın. Küçük. Yani bir tarafı küçük. Bakın. Şurası uzun. Şurası kısa. Kısa tarafını yapıştırıcı sürüp yani kalın uzun tarafı şöyle ikili baktığımızda bakın. Burası kısa tarafı, burası uzun tarafı. Uzun tarafı aşağıya bakacak şekilde. Şu şekilde yani yapıştırıyorsunuz. Bunların 3 tane yerine koyacaksınız yani. Burada böyle. Yani şöyle baktığınızda bakın. İyice bakın nasıl yerleştirilmiş. Şu yanlış. Bakın şunlar. Bunları yanlışlıkla yaptım. Ha bu şekilde de yapabilirsiniz. Sıkıntı yok ama bunlar yanlış. Bunları kaldırıyoruz bu şekilde. Şunların takıldığı gibi. Zaten burada 3 tane size yer belirtecek. Buraları yapıştırıyoruz. 3, 3, 6'yı tamamladık diyelim. Kenarları var. Kenarların da şu hizayı bozmayacak şekilde bakın. Tam bu şekilde. Tam şuraya yapıştırıyoruz. Burası boş oluyor tabii ki. Şuraya yapıştırıyoruz. Buraya da kenara rahatlıkla ne yapabiliyoruz? Füzelerimizi takabiliyoruz. Bunları buraya yapıştırdığımızda işimiz bitmiş olacak arkadaşlar.
Örnek olarak mesela bunları yapıştırdık diye nasıl kullanacağız? Mesela bir tane füzemizi gösterelim. Evet, bir füzemizi, mesela bu füze, bunun da yapımını göstereceğim. Bu füzemizi, bakın şurada bir girintisi var. Gördüğünüz üzere. Bunlar tam buraya girecek şekilde, şöyle rahatlıkla girecek şekilde ayarlanmış. İsterseniz füzeyi buraya takarsınız. İsterseniz şu kenara gelen taraf, gördüğünüz gibi, kenara takarsınız. Evet, bunu bu şekilde takarsınız. Evet, burada kalalım. Buraları yapmayı bitirin arkadaşlar.